Efendim hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün daha diliyoruz. Perşembe gününden, Ramazanımızın da ikinci haftasından. Evet efendim, Perşembe günü olunca tabii ki çok kıymetli aile danışmanımız Gökçe Aytekin Aydın hocamla beraberiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Şeref verdin. Minat Bey. Teşekkür nasılsınız? Ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor Ramazan daha doğrusu? İyi, çok şükür. Değil mi? Çok güzel. Huşuyla böyle, evet. Güzellikle. Huzurla. Huzurla, evet, harika, en çok önemlisi. Güzel, gerçekten öyle. Tabii bir seçim arefesindeyiz. Takriben 10-11 gün sonra bir seçim var. Onun telaşesi, onun karmaşası bittikten sonra tam huzur gelir diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah diyelim. Umut ediyoruz. Evet, efendim bugün de işte o huzur diyoruz ya. Ramazan her ne kadar güzelliğiyle gelse de bazen gerginlikleriyle de geliyor. Yani böyle oruç tutanlar... Biraz da psikolojik diye düşünüyorum. Hocam daha iyi açıklayacak tabii. Gerginlikler, böyle öfkemiz, kontrol edemeyişimiz. Bugünkü konumuz da o. Değil mi? Ramazan'da öfke kontrolü. Bakalım nasıl olacakmış, hocama sözü vereceğim ama şöyle bir yemeğimizden bahsedelim. Bugünkü yemeğimiz de değerli izleyenler, şöyle kadın budu köfte yapacağız. Bir de Elazığ usulü, Elazığ tarhanası. Şöyle de göstereyim. Ben suya koydum çözülmesi için ama sizler için de şöyle karşı kameraya alırsak göstermek istiyorum. Evet, iki çeşit tarhanamız var. Biri sade, biri de sebzeli tarhana. Ben karışık yapacağım. Yani 2 ondan koyacağım tarhanamızı. 2 sebzeli, 2 sade koydum. Çözülüyor. Şimdi başlayacağız. Şöyle bir malzeme listemizi bir görelim. Hangi malzemelerle yapacakmışız? Sonra da değerli Gökçe hocamla hem sohbetimiz başlasın, öfke kontrolümüzü nasıl alacağız Ramazan'da, hem de yemeğimizi başlatalım. Evet efendim. Şöyle sıkma tarhana çorbası. 4 adet tarhanamız var değerli izleyenler. 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, sıvı yağ, karabiber, kırmızı toz biber ve tuz kullanacağız. Orada un yanlış olmuş. Ben yanlış yazmışım daha doğrusu. Un olmayacak. Zaten içerisinde unu da var. Her şeyde var onun. Bir deneyimiz vardı. Hemen o geliyor. Kadı budu köftemiz. Evet. 500 gram yani yarım kilo kıymamız var efendim. 1 çay bardağı pirinç, 1 baş soğan, 4 adet yumurta, un, sıvı yağ, kimyon, kekik, yeni bahar, karabiber, pul biber ve tuz kullanacağız kadın budu köftemizde. Şimdi Gökçe hocam, bu kadın budu köfteye çok ilginç bir şey var. Mesela yarısı çiğden etin, evet, yarısı kavrularak koyuluyor. Bilirsiniz gerçekten ilginç. Ben ilk gördüğümde de tabii hanım annem yapardı ama hiç dikkat etmemiştim daha önce nasıl yapıldığına. Şimdi biraz öğrenince niye yarım yarım onu da merak ediyorum. Etmiyor değilim. Evet hocam, siz dinliyoruz. Ramazan'da öfkemizi nasıl kontrol edeceğiz? Niye öfkeleniriz bir defa? Yani orucun vermiş olduğu bir tesir mi? Yoksa bağımlılıklarımız mı bizi öfkelendiren? Evet. Onlardan uzak duruşumuz mu? Yani evet, yani açık konuşmak lazım. Sigara. Mesela sigara kullanımı, tütün kullanımı. Evet. Ramazan'da oruçluyken uzak kaldığımız için bu mu bizi öfkelendiren sadece? Yoksa biraz da psikolojik mi? Evet. Değil mi? Şöyle dinliyoruz. Ben de sizde dinlerken yemeğime başlıyorum. Öfkenin sağlıklı bir duygu olduğu kadar sağlıksız dediğimiz, aslında bunu ayırt etmek gerekiyor Milat Bey. Evet. Yani öfke sağlıklı bir duygudur ama öfkenin sağlıksız olan tarafı saldırganlaşmak ve öfkeyi yıkıcı bir şekilde tahripkar olmaktır. Bu, evet, şekilde yaşamaktır öfkeyi. Öfkeyi ikiye ayırabiliriz aslında, sağlıklı öfke ve sağlıksız öfke diye. Herhangi bir durum karşısında, bir tehdit karşısında hayatta kalmamızın bir öfke paravan olarak bizi koruma görevi görür. Yani herhangi bir sorun olduğu zaman, herhangi bir tehdit algıladığımızda kesinlikle orada öfke yaşanması normal olarak görülüyor. Evet. Yani öfkesiz insan olamaz. Her şeye sakinlikle yaklaşan ya da her şeyi çok güzel karşılayan, hiçbir şeyde öfkelenmeyen insan olamaz. Öfke aslında insanın zaten yapısında vardır ve bizim genetik dediğimiz yapılar da çok önemli. Özellikle öfkede saldırganlık dediğimiz tahripkar olmak, yıkıcı olmak, öfkeyi yönetememek aslında sorun bu oluyor. Sorun bu değil mi? Evet, sorun bu.
Bizim Ramazan ayında yaşadığımız özellikle mesela çay çok tüketen, kahve, sigara alışkanlığı olan kişilerde iftara yakın bir yükselme olabiliyor. Bu da aslında o kişilerin bağımlılıkları, demin önce de bahsettiğiniz bağımlılıklar dediğimiz, insan son saatlerde bizler dürtüsel varlıklarız. Yani bir yeme ihtiyacımız vardır bizim. Fizyolojik olarak biz imsaktan iftara kadar o fizyolojik yemeği durduruyoruz. Nefsani duygularımızı durduruyoruz. Evet. Burada da ne devreye girmesi gerekiyor? Tabii ki de sabır devreye girmesi kesinlikle gerekiyor. Yani bizim hazlarımızı erteleme, hazlarımızı öteleme ve psikolojide de duygu regülasyonu dediğimiz duygu düzenleyici durumu şimdi aslında hocam, oruç dediğimiz uygulamak ne gerekiyor. Evet. Sadece yemek ya da bir şey içmemek değil, evet, ki. Değil mi? Her şeyi kontrol altında tutabilmek. Nefsi terbiye, nefsimizi terbiye etmek, öfkemizi, evet, de kontrol altına almak, alabilmek, insanları kırmamak. Evet. Şimdi bir insanı oruçluyken kırdığınız zaman o da oruç bozar bence. Zaten değil mi? Onun hakkına giriyorsunuz. Evet, bunu ben araştırdım Milas Bey. Çok eminim, okuyorum doğru bilgi vermek için. Peygamber Efendimiz bunu şöyle ifade etmiştir zaten. Oruçlu insan eğer bir başkasının kalbini kırıyorsa o orucun sevabını azalttığını söylüyor. Hani derler ya, mekruh, evet, olur. Yani bu aslında Peygamber Efendimiz şunu da çok güzel ifade ediyor. Kabe'yi Allah'ın evi olarak, Kabe Allah'ın evi. Evet. Kalbi de Kabe gibi görüyor aslında. Kalp kırmak Kabe'yi yıkmak gibi bir şey. Bizim doğru, sadece dinimizde din dediğimiz zaman aslında bazen o dini ritüelleri yanlış olarak da yaşıyoruz Milat Bey. Yani ibadetlerimizi sadece yapıyoruz ama o ahlaki değer dediğimiz ahlaki değer sisteminde yüce yaradanın iyi olmak, kalp kırmamak bize zaten iyiliği emrediyor ve iyi bir rehber olmamızı öneriyor, kesinlikle, tavsiye ediyor. Aslında İslam'ın baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de de Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuduğumuz zaman da orada hep iyilikten, güzel ahlaklı olmaktan, erdemli olmaktan ve sükunetli bir insan olmaktan bahsediyor. Eyvallah. Yani çok konuşan, kalp kıran, aslında bunlar hem imanı zayıflatan hem de karşı tarafın hem kendisinin psikolojisine zarar veren bir takım olumsuz davranışlar olarak nitelendirebiliriz. Aslında bizim Ramazan ayında evet nefis terbiyesi dediğimiz burada başlıyor. Zaten Ramazan ayı sabır gerektiren, sabretmemizi, tölere edebilmemiz gereken durumları tolerans gösterebilmektir. Sabır göstermektir. Bazen işte kişilerin olumsuz zihin kodları dediğimiz küçük yaşlardan itibaren aslında gözlemleyici olarak ailede herhangi biri öfkeli biridir. Yapısında öfke vardır ama bunu Ramazan'a, oruca bağlıyordur. Zaten oruçluyum, bana dokunmayın. Ya. Çok küçük yaşlarda çocuklar bunu gördüğü zaman Ramazan ayının sıkıntılı geçebilecek bir ay olduğunu, öfkelini, insanın öfkelenebileceğinin normal olduğunu algılayabiliyor. Bu da aslında yanlış bir rol model olma yöntemi diyoruz biz buna. Ramazan ayında hazları öteleyebilme, yani dürtülerimizi öteleyebilme, aslında irade ve insan olma erdemi burada başlıyor Milat. Çok doğru. İnsan her hazza ulaşabilseydi eğer, her hazı çok çabuk kolay elde edebilseydi canavarlaşabilirdi ve ilkel bir yaşam haline gelirdi. Yani ilkel insan olurduk. Burada da tabii ki çok da farkımız yok inan hocam. Evet, hayvanların dürtüleriyle, hazlarıyla hareket etmesi aslında bizim ayıran özellikte olmalı. İrade, akıl, bunlar bizi ayıran özelliktir. Ve bizler eğer irademizi sağlamlaştırırsak, burada mesela herhangi bir sorun varsa Ramazan ayında Milat Bey, evet, öfke kontrolsüzlüğü varsa kişi iradesini devreye bırakmalı. Yani sabretmeli, orada tolere edebilmeli. Ama bazı kişiler tabii ki bunu sadece Ramazan'a bağlıyor, oruç olduğum için. Oysa ki öfkenin sadece bir ayda gelen herhangi bir şey değildir. Açlıktan tetiklenen bir şey olamaz. Evet, dürtü karşılanmadığında, fizyolojik ihtiyaçlarımız karşılanmadığında biz biraz gerginlik, stres yaşayabiliriz. Ama bu her zaman ve her gün bu öfke kontrolsüzlüğü olursa tabii ki orada bir psikolojik rahatsızlık vardır. Yani bunu Ramazan'la bağdaştırmak kesinlikle doğru değil. Diyorum ya işte biraz psikolojik, biraz da evet, aldığımız rol modeller yanlış belki de. Evet, siz insanın, çok güzel yerden yaklaştınız. İnsanın konfor alanından çıkamaması Milat Bey. Biz aslında konforu
bataklık olarak görüyoruz. Yani bir kişi eğer konfor alanını terk etmiyorsa, evet, esnek değilse, çok katıysa, spesifik kuralları varsa ve sürekli hayattan alacaklı gibi. Mesela bazı insanlar öyledir. Özellikle öfkeli insanlar öyledir. Hep hayattan alacaklı gibidir. İnsanlardan alacaklı gibidir. Memnuniyetsizdir. Hep kendi kuralları, doğru, olmasını isteyen, egoist ya da bencilce, kendi dediklerinin dışında herhangi bir şey olduğu zaman öfkesini yaşayan, insanlara saygı duyamayan ve sınırları ihlal eden kişiler öfkeyi, evet, çok sık yaşarlar. Bizim bahsettiğimiz öfke duygusu dediğimiz zaman aslında oruç beni bu hale getiriyor. Hocam siz sinir verir misiniz? Efendim? Oruçluyken sinir olur musunuz? Yani son saatlerde biraz gerginleşebiliyorum Milat Bey, ama ben onu yönetebiliyorum mesela. Evet. Yani öfkesiz insan yoktur zaten. Var tanıdıklarım var. Yaşadığımız karşıdan herhangi bir tetikleyici. Yüzüne küfür et, güler. Evet. Yani öyle insanlar da var. Normalde sana akıl vermeye kalkar ama hemen. Evet. Yani tabii doğru olan o da. Evet. Ama işte bunu sağlayabilmek, o bilince sahip olmak, evet, çok kolay şey değil. Yani normalde sakin bir insanım Milat. Evet. Ne kadar güzel işte onu, evet, şey yapıyorum. Ama herhangi bir durum olduğu zaman da bizim irade dediğimiz kişinin olgunlaşması. Hı. Yani kişiyi olgunlaştıran iradenin devreye girmesi, sabrın devreye girmesi. Evet. Orada evet, kişinin oruç mantığında kalp kırarsam eğer burada bir eksiklik yaşarım. Yani o evde hem bir huzursuzluk olacak, hem de o orucun sevabı azalacak ve sonrasında bu bir çözüm olmayacak aslında. Öfke yönetimini sağlıklı bir şekilde yapmak gerekiyor. Doğru. Tabii ki bu aslında psikolojik olarak bizim aldığımız eğitimlerden dolayı da biz çok şanslıyız Milat Bey. Yani o yüzden evet, ama insan olarak tabii ki her psikolog, her ruh sağlığı danışmanı da zaman zaman yaşayabilirler. Çünkü bunlar insani duygulardır. Öfke dediğimiz zaman Milat Bey, bunun aslında kaynağı çok önemli bizim için. Öfke duygusuna gelininceye kadar, o raddeye kadar kişinin yaşadığı asıl sorunlar, o duygunun altındaki başka duygular da olabiliyor. Mesela kişide yetersizlik vardır. Heh. Kişide öz saygı eksikliği vardır. Özgüven eksikliği vardır. Ve bu kişi öfkesini yönetemediği gibi saldırganlaşmaya da başlayabilir. Yani, aynen, şiddet de gösterebilir. Bu kişilerin aslında akıl sağlığı çok sağlıklı olmadığı, iradeye sahip olmayan ve bunu hatta normalleştiren kişiler de olabiliyor. Mesela şiddet uyguladığı zaman bazı öfkeli kişiler şunu söylüyor: İntikamımı alacağım ya da rahatlayacağım, ben ona gününü göstereceğim gibi ifadeler kullanıyor. Altta kalmamak. Evet. Değil mi? Aslında kesinlikle bu böyle değildir Milas Bey. Saldırganlaşmak dediğimiz çok vahşice bir davranış. Cahil bir insanın uygulayabileceği bir şiddet. Şimdi söylüyoruz ama hocam. Evet. Eyvallah. Hepimizde bu var. Evet. Yani az ya da çok. Kimisinde had safhada. Evet. Değil mi? Kimisi sinirlendiğinde hani gözüm seviyede karardı derler ya. Ne yaptığını bilmiyorum. Evet. Bu tipler de var. Evet. Ama hepimizde az çok. Var tabii ki. Var. İlla ki var. Evet. Ama bunu nasıl kontrol altına almalıyız? Evet. Ne yapabiliriz? Hani ne gibi bir telkinde bulunabiliriz kendimize? Evet. Değil mi? Onu biraz sonlara doğru saklayalım. Eyvallah, ben şey yapıyorum. Yani. Evet, onlardan da bahsedeceğiz. Öfkenin yönetimini de anlatacağız. Tabii ki dediğiniz gibi, evet, bazı insanlar çok yaşar o öfkeyi. Bazıları da daha düşük bir seviyede yaşar. Burada aslında önemli olan Milas Bey, karşı tarafa saldırganlaşmamak. Mesela şiddetin her türlüsü, psikolojik, fiziksel, sözel şiddet, öfkeli insanlar bunu çok yaparlar ve şiddeti de normalleştirirler. Sanki şiddet bir güç gösterisi gibi. Yani karşı tarafa korku kültürünü vermek isteyen, kendisini güçlü gibi hisseden, aslında ruh sağlığı yerinde olmayan, daha derinine baktığımız zaman psikolojik sorunları olan kişiler olarak gözlemlenebiliyor. Doğru. Yani zaten normal, sağlıklı bir insanın öfke yaşaması normal bir durumdur. Ama saldırganlaşması, karşı tarafa şiddet uygulaması anormal bir durum olarak gözlemleniyor. Yani bu kişilerin her davranışında ve öfkenin geldiği radde de çok önemli Milat Bey. Yani kişilerin bir takım biyolojik, evet, dürtülerimiz vardır, hazlarımız vardır. Kişi engellendiği zaman öfke hissedebilir. Bu normal. Ama sürekli her şeye öfkelenen, mesela öyle insanlar vardır ki sürekli kendisiyle bile kavgalıdır. Evet, tabii.
mi? Derler ya, kuyruğuyla kavga diyor. Evet. Değil mi? Kendisiyle doğru. bile kavgalıdır. Hayatla kavgalıdır. Hiçbir şekilde memnun olmaz. Ve suçu hep mümkün başka değil. Tarafa, yani karşı tarafa aktarır. Yani o beni sinirlendirdiği için ben bunu yaptım aslında. Hep kendisini haklı görür. Oysa ki burada haklılık kesinlikle söz konusu olamaz. Yani o kişinin ilk başta öfkesini kabul etmesi gerekiyor. Öfke yönetimi dediğimiz zaman. Mesela terapilere gelen kişilerde danışmanlık alanında öfke problemi olan kişilere ilk şunu söylüyorum. Öfkenizi kabul ediyor musunuz? Bunun farkında mısınız? Bunu kabullenmek aslında o tipi... Yarı yarı hallediyor hocam. Tabii ki. Kişiyi daha çabuk iyileştirebiliyor Milat Bey. Doğrudur. Ama bazı kişiler bunu kabul etmiyor maalesef. Öfkeli olduğunu kabul etmiyor. Ve hep karşı tarafı suçluyor. Karşı tarafın sınırlarını ihlal ediyor sürekli. Doğru. Hocam bazıları da şeydir ama bakın. Saman alevi gibi derler ya. Yanıp söner. Ha, birdenbire parlar. Evet. Anında da pişman olur. Evet. Ha, yani bunlar da var. Bu orada da evet. Orada da aslında psikolojik bir durum var Milat Bey. Yani değil mi? Kişinin yaşadığı, kendisini ifade edemeyen öfkeli insanlarda iletişim zayıflığı vardır. Yani kişi kendisini nasıl ifade edebileceğini bilemez. Öz saygı dediğimiz, özgüven dediğimiz bunların eksikliği yaşanır. Ve hep karşı taraf suçlanır. O beni sinirlendirdiği için ben bu raddeye geldim. Yoksa ben böyle bir insan değilim. Bunu çok sık duyarız mesela. Oysa ki bunlar hepsi bir yanılgı. Yani kişinin zihin yanılgıları dediğimiz kişinin kendini bir kandırması. Kandırma süreci oluyor maalesef. Bu kişilerin iletişim dediğimiz mesela aile ilişkileri çok zayıftır. İş ilişkileri çok zayıftır. Ve çok öfkeli olan insanlar belli bir yerde sürekli olarak çalışamazlar Milat Bey. Mesela iş yerinde sorun yaşamıştır. Onu evine taşır getirir. Çocuğu yanına geldiği zaman çocuğuna ani bir tepki verir. Yani başka bir kaynaktan dolayı çocuğuna tepki veriyor. Bazı insanlar evet öfke yönetimini yapamadığı için ve bizim psikolojide rümünasyon dediğimiz. Yani herhangi bir olay yaşadığı zaman kişi onu sürekli gün içerisinde tekrar tekrar düşünmesi sonucu zihin okuma dediğimiz insanların zihnini okuyan. Yani o benim hakkımda kesin kötü düşünüyordur. Ya da herhangi bir tartışma olur burada bunu söyleseydim ya da şöyle yapsaydım böyle olmazdı. Evet. Kişi içten içe kendisini yiyip bitirerek bir öfke duygusuna sahip oluyor. Bu öfke duygusu da eğer yönetilmezse ve doğru bir şekilde ilişki yönetilmezse karşı tarafa hem kendisine hem de karşı tarafa zarar verecek bir boyuta geldiği zaman bir takım fiziksel hastalıklar da başlıyor Milat Bey. Şimdi bir dakika için. Evet. Ya da 30 saniye ya da hadi olsun 2 dakika. Ezana geç okudu diye. İmama laf sayan, küfür eden bir psikoloji olabilir mi hocam? Evet, olamaz. He? Yani size soruyorum Allah aşkına. Evet. İşte insan, o insanlar Milat Bey, öfkeli, çok öfke, yoğun öfke yaşayan insanlar zaten kendisiyle kavgalı insanlardır. Kesinlikle. Hayattan sürekli alacaklı gibi davranır. İnsanlarla sürekli alacaklı gibi davranır. Evet. Sürekli bir beklenti içerisindedir. Kendisi konfor alanından çıkmaz. Ama karşı taraftan hep alacaklı gibi hisseder kendisine. Bu tür insanlar memnuniyetsiz ve çok sık öfke yaşayan kişiler oluyor. Öfkenin kaynağına baktığımız zaman sadece evet öfke insani bir duygudur. Bunu yaşayabiliriz. Öfkeden kaynaklı bir takım nedenler de olabiliyor Milat Bey. Mesela depresyonda öfke görülebilir ya da herhangi bir hastalıkta özellikle kanser hastalarında. Evet. Sık öfke görülebiliyor. Onlar tabii ki yaşlarının da etkisi olabilir hocam. İlaçların bir de haklılıkları var ya. Olabiliyor. Dünyaya küsler biraz değil mi? Evet, hayatta kalma olmamaları korkusu. Lazım ama maalesef işte hoş görülebilir. Bu hastalarında depresyon hastalarının terapiyle tabii ki tedaviyle iyileştirilebilecek bir sürece de girebiliyor. Ve kanser hastalarında onun dışında tansiyon hastaları mesela şeker hastaları özellikle Ramazan ayında şeker hastaları çok sinirlenebiliyorlar. Duyuyoruz yani etrafta. Bunlar tabii ki tedavi süreci dediğimiz aslında burada öfkeyi yönetebilmek için kişinin bir tedaviye ihtiyacı varsa
kesinlikle tedavi alması gerekiyor. Ya da ilaç kullanması gerekiyorsa ilaç kullanmalıdır ya da terapi almalıdır. Kişi ilk başta bu öfkesini kesinlikle kabul etmeli. Kesinlikle. Yani o öfke yönetiminin olmadığını, öfke yönetimini beceremediğini kişi kabul etmelidir. Ama maalesef bizim toplumumuzda hep karşı taraf suçlanır. Öfkeli bir güç gösterisinde bulunur. Yani şiddeti normalleştiren bir toplumda yaşıyoruz maalesef. Şiddetin normal olduğu bir toplumda ve bunu da mesela danışanlarımdan da duyuyorum. Özellikle geniş ailelere şiddetten bahsedildiği zaman işte bir tokatla bir şey olmaz gibi. Şiddeti normalleştiren tabii, kişiler de olabiliyor. Tabii bu tip şeyler normalleştirir, doğru evet, söylüyorsunuz. Çünkü kendileri şiddet içerisinde olduğu için aslında o kişiler de o şekilde iletişim kurdukları için onlara da normal geliyor. Yani bu şiddeti normalleştiriyorlar. Bu da tabii ki hiç sağlıklı bir durum değildir. Ve ruh sağlığının sağlıklı bir durumdan olması da kesinlikle söz edemeyiz. Evet, bazen kişilerde dediğimiz gibi etkenler olabiliyor Milat Bey. Hastalık olabilir ya da insanın yaşadığı bir takım durumlar. Mesela kişinin kendisini ifade edemeyişi, özgüven eksikliği, kişi evet. sosyal fobik olarak bir antisosyal kişiliği vardır. Kendisini ifade edemez ve öfke yaşayabilir orada. Oysa ki iletişimde dediğimiz iletişimin güçlü olması için açık bir iletişim halinde olmalıyız. Yani insanlar konuşarak anlaşabilirler ve konuşma şeklimizde sakin olması gerekiyor. Tartışmanın ve kavganın kazananı ve kaybedeni yoktur. İki taraf da kaybediyor. Kesinlikle yoktur. Bundan dolayı öfke yönetimi dediğimiz zaman o öfkenin kaynağına indiğimizde bazı kişilerin yaşadığı geçmiş deneyimler de kişiyi öfkelendirebiliyor. Yani muhatabı öfke gösterdiği muhatabı aslında o değildir. Sebep olan o kişi değildir. Ama öncesinde yaşadığı bir takım içinden çıkamadığı durumlar, üzüntüler, stresler de bunu tetikleyebiliyor. Mesela bir şu anda savaş yaşanıyor ya da herhangi bir toplumsal olarak ekonomik krizin olması, kişide yetersizlik duygunun olması, bir iflas yaşaması bunlar hepsi öfkeyi de tetikleyebiliyor. Bizim öfke yönetimi dediğimiz aslında öfkenin tetikleyici durumu. Yani öfke karşısında bizi ne tetikliyor? Bu çok önemli Milat Bey ve biz bunu 3 aşamayla anlatabiliriz. Tetikleyici durum bizim ilk başta önemli olan kısım bu aslında. Ne bizi tetikliyor? Yani neler karşısında biz öfkeleniyoruz? Öfke yönetimi dediğimiz zaman kişi kendisini çok iyi tanıması gerekiyor. Yani kişiyi öfkelendiren, kişiyi saldırganlaştıran, kişinin öfke yönetimini yapamadığı herhangi o duyguyu yaşaması ne olabilir? Tetikleyici duygu dediğimiz burada o tetikleyici duygunun kesinlikle çözümlenmesi gerekiyor. Yani bir kişi hava soğuk olduğu zaman dışarıya çıkıyorsa bazı kişiler öfkelenebiliyor. Kendisini tanımak da önemli burada. Öfke yönetimi dediğimiz zaman kişilerde tetikleyici durumlarda mesela bir hakaret karşısında susamazsınız. Normal olarak öfkelenirsiniz. Evet. Ama bunun devamında öfkeyi bir dalga gibi örneklendirebiliriz aslında Milat Bey. Denizdeki bir dalga gibi öfke bir anda yükselir, zirvede kalır ve yavaş yavaş düşmeye başlar. İnsanın öfkesi de böyledir aslında. Öfke bir anda gelir ve zirveye doğru tırmanır, sonra yavaş yavaş düşmeye başlar. Bizim ilk 20 dakika dediğimiz aslında prefrontal korteksin beyninde devre dışı kalması. Yani biz dürtülerimizle hareket ediyoruz. Orada öfke kontrolünü yapabilmek için burada iradeye sahip olmak gerekiyor. Kişinin kendisini sakinleştirmesi gerekiyor. Yani kişi nelerden sakinleşebilir? Kişi kendisini tanımalıdır. Mesela kimisine yürüyüş çok iyi gelebiliyor. Danışanlarımdan da mesela şu anda Ramazan ayı olduğu için çok sık duyuyorum. Eşlerden işte iftar vaktine yakın mesela tartışmalar olabiliyor. O iftar vaktinde aslında kişiyi mesela bir oksijen alması, dışarıya çıkması. Aslında evde durması değil de yani evet. Evde durup huzursuzluk olması yerine dışarıya çıkıp bir hava alabilir mesela, oksijen alabilir. Ve sonrasında herhangi bir sorun varsa eğer bunun sonrasında konuşulması gerekiyor. Yani oruçluyken mesela kişiler sorunları çok fazla çözmeye yaklaşmasınlar. Değil mi? Akşam iftardan sonra. İftardan sonraya bıraksınlar. Bazen de şunu da duyabiliyoruz mesela Milas Bey. Evet, bunu hocam. Karşı tarafa da ifade etmeli. Bazı eşler de şunu söylüyorlar. İşte öfke, evet bir sorun yaşıyoruz, öfkeleniyor ama o anda hemen dışarıya çıkıyor, kaçıyor gibi. Yani beni umursamıyor. Oysa ki bu kaçış hali değildir. Kişinin kendisini sakinleştirmesidir.
Kişi ondan sonra bir yürüyüş yapınca daha çok sakinleşecektir. Ya da herhangi bir işte Peygamber Efendimizin dediği gibi öfke ateş gibidir. Öfkeyi aslında ateşe benzetiyor ve çok öfkelenildiği zaman abdest alınması gerektiğini söylüyor. Yani evet. Öfkemizi aslında bir abdestle ya da bir elimizi yüzümüzü yıkamakla da sakinleşebiliriz. Orada biraz iradeyi devreye geçirmek, daha sakin kalabilmeyi becerebilmek aslında bunlar çok önemli. Tetikleyici dediğimiz karşı taraftan herhangi bir durum yaşandığı zaman kişinin neler karşısında öfkelendiğini iyi gözlemlemesi gerekiyor. Öfke yönetimi burada başlıyor zaten. Herhangi bir durumda nelere kişi öfkelenir? Bunlar çok önemli. İkincisi düşünceler dediğimiz. Mesela bazı kişiler müneccim gibi zihin okumaları çok güzel yaparlar. Yani kesin o her şeyi çok kötü düşündükleri için Milat Bey. Evet hocam. Paranoid düşüncelere sahip oldukları için o düşüncelerle karşı tarafın hep kötü olduğunu algılar. Yani herhangi bir durum varsa evet kesin işte konuşmadan, iletişime geçmeden öfke durumunu yaşayıp saldırganlaşarak sonrasında paranoid düşüncelere sahip olurlar. İşte o kişi benim hakkımda kesin böyle düşünüyordur. Ya da işte böyle hiç iyi bir düşüncesi yoktur. Zihin okuma dediğimiz bu düşünceler kesinlikle sağlıklı değildir. İnsan olarak bizler ilişkisel bir varlığız. Yani insan iletişim kurarak anlaşabilir. İletişimi nasıl güçlendirebiliriz? Karşılıklı sakin bir şekilde konuşma uslubuyla. Bizim konuşma uslubu dediğimiz göz teması, ses tonu bunlar çok önemlidir. O kişinin kayleye alındığının göstergesi. Ve kişiler açık niyetli olmalı Milat Bey. Yani bir kişi hakkında 1000 tane düşünce yürütemezsiniz. Eğer herhangi bir sorununuz varsa ve bu sizi öfkelendiriyorsa bunu sağlıklı bir şekilde iletişimle çözebilirsiniz. Yani bu şiddetle, öfke patlamalarıyla, karşı tarafa güç göstergesiyle kesinlikle bunu olmamalı tabii. Evet, ve yönetemezsiniz. Çünkü tolerans dediğimiz aslında kişilerin kendilerini tölere edebilmeli. Yani iradeli insan, konfor alanından çıkabilen insan ve kendisini sabırlı insan dediğimiz bazıları da vardır mesela. Çok büyük olaylar karşısında bile daha sakindir. Evet. Daha kendisini korunaklı bir şekilde ifade edebilir. Bu kişilerin aslında psikolojik sağlamlığı çok yüksektir. Bazen de şunu duyabiliyoruz mesela. Şiddet uyguladıktan sonra öfke sorunu yaşıyor ve şiddet uyguladıktan sonra rahatladığını söylüyor. Yani intikam aldıktan sonra rahatladığını da mesela duyuyoruz toplumda bazen ya da evet, danışanlarımdan da duyuyorum. Aslında rahatlama yöntemi bu değildir Milat Bey. O anlık için bir rahatlama olabilir ama o öfke daha sık, daha yoğunlaşarak devam edecektir. Bu öfkenin kaynağı bulunması gerekiyor. Yani hangi duygu bunu tetikliyor? Hangi düşünce bunu tetikliyor? Bunun iyi bir şekilde analizi yapılmalıdır. Doğru. Ve deneyim dediğimiz kişinin öfkeli durumlarda neler yaparak sakinleştiği ya da herhangi bir demin önce bahsettiğimiz işte yürüyüşe çıkmak ya da spor yapmak, o anda bir nefes egzersizi yapmak ya da o tartışmanın olduğu alandan uzaklaşmak. Aslında bunlar öfke yönetimini gerçekleştiren çok güzel ve güçlü ayrıntılardır Milat Bey. Evet. Bunlara önem vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Öfke olarak da kişiler belli bir aşamaya kadar evet yaşadığı haksızlıkları bazen kibirli insanlar da olabiliyor mesela. Karşı tarafı sürekli suçlayarak hiçbir şeyi hak etmediğini bahsediyor. Yani kendisine o öz eleştiriyi yapamıyor. Evet. Acaba ben ne yaptım da böyle yaşandı diye. Kendini aramıyor. Evet, bu tip insanlar da olabiliyor. İşte o madalyanın diğer yüzüne bakmayı bir öğrenmeli. Evet. Lazım. Bu işte öfke kontrolünü zaten o anda yapabilmek çok önemli. Evet. Değil mi? Sonradan herkes pişman oluyor. Tabii pişmanlıklar ki yaşıyor illaki. Ama o anda yapabilmek işte öfkenin kontrolünün ana şeyi o diye düşünüyorum evet hocam. Tabii ki o ortamı terk etmek. Evet. Ya da bir derin nefes alıp vermek, dışarıya çıkmak, bir yürüyüş yapmak, kesinlikle spora yönelmek. Bizim aslında Milat Bey sürekli günlük rutinlerimiz aynı şekilde devam ettiği zaman bile yaşamda bir cansızlık, tahammülsüzlük. Şu anda zaten insanlarımızın çoğunda tahammülsüzlük var. Evet. Bencillik var, egoistlik var. Kişiler her zaman isteklerinin olmasını, sınır ihlali dediğimiz karşı tarafın sınırlarına saygı duymayan, sabırsızca davranan ve tahammülü olmayan kişiler de olabiliyor. Bizim aslında hayatımızda
konfor alanı dediğimiz o konfor bataklığından çıkarak kişinin kendisini geliştirmesi, kişinin kendisini olgunlaştırması ve bazı durumlarda öfke yaşadığı durumlarda kişi ne yaparak sakinleşebilir? Ya da herhangi bir durum olduğu zaman buna nasıl tepki veriyor? Kişi kendisini tanıyarak aslında bu öfkeyi de yönetebilir. Doğru. Evet, böyle geldi cellat gibi. bizim yaşamda... Bitirecek herhalde. Evet. Devam edecek. Hocam, ben şeylere bakmak istiyorum. Hı-hı. Şöyle mesaj, ilginç mesaj var ise onları okumak istiyorum kalan zamanımızda. Hı-hı. Şöyle bakayım bir. Bakalım neler varmış mesajlarımızda. Evet. Hayırlı programlar Milat Hocam demiş. Gene çok güzel, samimi program hocam. Yılmaz Bey, vallahi helal olsun. Kadın bu köfte yanında tarhana, ellerinize sağlık. Gökçe Hocam'a da selamlar. Çok güzel konuyu değindiniz. Seçim bitse de biraz normal hayata dönelim. Sabır ve bereket ayı. Allah kolaylıklar ver. Bereket ayı, Allah kolaylıklar veriyor. Selamlar, saygılar. Almanya'dan Yılmaz Bey ulaşmış. Bir başka şeyimiz de farklı bir konuda mesaj atmış. Evet hocam, son olarak neler söylemek istersiniz? Evet, bu bir Ramazan ayı, sabır ayıdır Milat Bey. Kesinlikle. Özellikle öfke yönetimini sağlayabilmek, bizim bu bahsettiğimiz kişilerin herhangi bir durumda o öfkesini yönetebilmek asıl maharettir. Ve kalp kırmadan bu güzel Ramazan ayını mübarek bir şekilde geçirebiliriz. Ve bizim aslında sabır dediğimiz, irade dediğimiz kişinin kendisini olgunlaştırarak en ufak şeyleri, en küçük şeyleri sorun etmeden huzurlu bir şekilde yaşamamız da mümkün olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Rica gerçekten ederim. Önemli bir konuydu. Evet. Tabii hocam, aslında başlı başına bir gün ele almamız lazım. Evet, daha öfke geniş kontrolünü. Evet. Yanlış mıyım? Kesinlikle. Öyle 45 dakikaya sığdırılacak, hatta 40 dakikaya evet sığdırılacak bir konu olmadığını düşünüyorum. Öfke kontrolünün. Birçok insan yaşıyor ve bunları kontrol edemiyor maalesef. Maalesef. Ve kalp kırıyor. Hatta evet, hatta daha ileriki aşamalarda boşanmalara, değil mi? İşte o bir anlık hata diyoruz, 5 dakikalık hata diyoruz, evet, bir ömürü etki edebiliyor. O da narsistik. Nasıl sağlayacağımızı da, evet, değil mi hocam? Narsistik kişilik bozukluklarında evet çok sık yaşanır. Öfkesini hem kabul etmez hem de hep karşı tarafı suçlar. Çok doğru. Evet. Evet değerli izleyenler, şimdi bir kısa araya gidiyoruz. Gökçe Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Gökçe Aytekin Aydın Hocam'a. Hocam sağ olsun, Ramazan ayında bizi yalnız bırakmıyor, geliyor. Rica ederim. Hocam adresi verebilir misin, internet adresini? Queen Akademi ve Danışmanlık. Evet. Oradan ulaşabilirsiniz hocama. Kendisine teşekkür ediyorum. Yemeğimiz de devam ediyor. Şöyle harcımızı yaptık, kadın budu köftemizin. Bu dolaba attık. İkinci reklam sonrası bölümünde neler yaptığımı anlatacağım başında. Şimdi de çorbamın soğanını doğradım. Bir su araç yapacağım. Sonra da tarhanamızı, suda bıraktığımız tarhanayı katıp pişmeye bırakacağız. Baharatlarımızı. Tabii ikinci bölümün başında olacak bunlar. Şimdi kısa bir ara reklama giriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, efendim tekrar birlikteyiz. Reklamlarımızı bitirdik. Buna mı konuşurum? Peki. Bu arada konuğumuz değişti. Perşembe gününü biliyorsunuz. Önce Gökçe Hocam, sonra da Fadil Hocam'la birlikteyiz. Evet. Fadile Saka efendim, avukatımız, hukukçumuz. Hocam hoş geldin. Şeref hoş verdim. Buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim siz. Vallahi nasıl gidiyor Ramazan? İyi gidiyor. Vallahi. Vallahi ben memnunum. Artık alıştık. Alıştık aynen. Değil mi? Yani aslında zor değil yani, alışınca doğru çok güzel ilerliyor. Doğru, vallahi doğru. Zor olmuyor. Gayet de güzel gidiyor. Şimdi hocam, bugünkü menüyü de bahsedelim.
Siz de şey yapmış olursunuz. Hadi bahsedelim. Nasıl yemeyeceğiz? Neyse ki buradan çıkınca eve gideceğim. Vallahi. İftara yakın olacak. Doğru. Şimdi efendim kadın bulu köfte. Böyle güzel. Bir de yanına Elazığ usulü tarhana çorbası. Sever misin tarhana çorbası? Evet severim. Çok severim. Vallahi tarhana çorbası. Şimdi tarhana çorbasını reklam arasında yaptım. Nasıl yaptım? Su aracını falan reklama gitmeden yapmıştık. Biliyorsunuz soğan bir baş soğanı kavurduk. Salçayla soğan çaprık. Sonra suda 4 adet tarhanamız. 2 sade 2 de sebzeli tarhanamızı suda çözdürmüştük. Suyuyla birlikte özleşsin diye. Şöyle çorbamıza kattım efendim. Şeyin su aracımıza. O kaynayıncaya kadar karıştırdım reklam arasında. Şimdi kaynadı. Şöyle altını kıstım. Biraz daha pişsin istiyorum. Ağzını da şöyle yarım kapatacağım. Nefes alsın. O devam etsin. Hatta şöyle kenara alayım onu. Ucu alayım. Şöyle. Bunu kapatalım. Orada kısık ateşte böyle kısalım altını. Pişsin biraz. Şimdi efendim. Sıra geldi. Neyimize? Kadın budu köftelerimize. Şimdi ben hocama söz vereceğim. Bugünkü konumuz da önemli bir konu. Biliyorsunuz 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde ilimizin de etkilendiği 11 ilin etkisinde evet. kaldığı bir deprem yaşandı. Hatta 2020'de Elazığ'ın yaşadığı 6.8'lik depremde hala çözüme ulaşmamış davalar var. Evet, hala daha yeni değil kararı çıkıyorlar. Evet. Yani. Hak sahipliği, nasıl hak sahipliği elde edileceği ve hakkının yenildiğini düşünenler. Efendim söyleyeyim, 2-3 evim var. TOKİ bana ev vermedi, AFAD bana ev vermedi diyenler var. Birçok konu var bu anlamda. Ben hak sahipliğinin ne olduğunu öğrenmek istiyorum izleyicilerimiz gibi. Hak sahibi nasıl elde edilir ve bu süreç nasıl işler? Fadile Hocam'dan öğrenelim. Bu davalar ne aşamada gidiyor? Nasıl ağır mıdır, hızlı mıdır bu davalar? Ve neler yapılması gerektiğini hocamızdan öğrenelim. Tabii sorularınızı da bekliyorum. WhatsApp numaramız ekranlarınızın sağ alt köşesinde mevcut. Bu arada dolaba koyduğum, hazırlayıp dolaba koyduğum köfte harcımı çıkartıyorum ben de. Şöyle. Evet şöyle. Artık kıvama geldi. Bunları ne yapacağız? Şimdi köfte haline getireceğiz. Una bulacağız, yumurtaya bulacağız ve tavamızı da kızdıracağız değerli izleyenler. Şimdi hocam nedir hak sahipliği? Sizden dinliyoruz. Evet. Söz sizde. Tabii ki. Hak sahipliği sizin de söylediğiniz gibi deprem bölgesi olmamız sebebiyle aslında biz bunu iki kez şahit olduk. Bir Kesinlikle. Elazığ depremi döneminde 2020 döneminde bir de bu 2023 merkezli. Aynen. Evet. 2023'te Maraş merkezli yaşanan depremde tanık olduk. Hak sahipliği aslında şöyle. Evi, mülkiyeti zarar gören veya iş yeri zarar gören kişilere tanınan bir TOKİ'den aslında ev alma hakkıdır. Evet. Bu şey değildir. Ev size ücretsiz olarak verilmez. Kesinlikle. Ancak ne olur? Öncelikle hakka sahip olursunuz TOKİ'de. Kolay şartlar sağlanır. Evet, belli bir kuraya girersiniz. Size orada çıkış sağlanır. Ödeme evet. kolaylığı sağlanır. Ödemeler belli süreden sonra başlanır. Dolayısıyla bu olaylar silsilesinin hepsini aslında hak sahipliği olarak adlandırabiliriz. Doğru. Ama hak sahipliğinde bizim şehrimizde özellikle çok ciddi mağduriyetler yaşandı. Şöyle mağduriyetler yaşandı mesela. İşte kendisi evinde mülkiyet hakkı var. Başkaca evleri de var. Onlar da mesela hepsi ağır hasarlı veya orta hasarlı olanlar var. Evet. Hak sahipliğine başvurduğunda hak sahipliği çıkmayan vatandaşlarımız oldu. Veyahut şöyle olabildi. Hak sahipliği başvuru sürelerini kaçırdığı oldu. Biliyorsunuz bunun da aslında en büyük etkenlerinden biri Elazığ çok ciddi şekilde hem il dışına hem de yurt dışına göç veren bir şehir. Kesinlikle. Yani bizim vatandaşlarımızın çoğu aslında hem çeşitli ülkelerde yaşıyor hem de farklı illerde yaşıyor. Dolayısıyla bu başvuru süreçlerinin takip etmekte birazcık gecikme yaşadıkları durumlar söz konusu olmuştur. Şimdi bu durumda da tabii ki yapılabilecek çeşitli hukuki yollar var. Bunları anlatmak gerekirse şunlar. Öncelikle diyelim ki sizin hak sahipliği başvurusunda bulunmuştunuz ve hak sahipliğiniz reddedilmiştir. Evet. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Sebeplerini nasıl öğreneceğiz değil mi? Aynen Niye öyle. Reddedildiğini? Tabii ki. Haksız yere bir
red zaten, konusuysa neler yapmamız gerektiği. Aynen. Olay şu şekilde başlıyor. Öncelikle bir hak sahipliği başvurusu yapıyorsunuz. Hak sahipliğiniz reddedildiğinde bunun bir itiraz süreci vardı. İtirazda da bulunuyordunuz. İtiraz sürecinde zaten sizin hak sahipliğinizin neden reddedildiğini zaten hak sahipliğini öğrenirken red sebebi de yazıyor aslında karşı. İşte başka bir konutun olduğu ya da çıkmadı ya da siz bunu öğreniyorsunuz. Eğer bunlar varsa mesela bunlarla birlikte itirazla birlikte şunu yapabilirdi. Kişinin üzerine kayıtlı iki tane ev vardır. Aslında ikisi de ağır hasarlıdır. Doğru. Ancak AFAD tarafından sadece tapu üzerinden inceleme yapıldığından diğer evi varmış gibi görülüp hak sahipliği verilmeyen vatandaşlarımız oldu. Bu durumda siz Çevre ve Şehircilik'ten diğer evinize ait de hasarlı olduğuna dair bilgileri temin edeceksiniz. Bunları itirazla birlikte sunduğunuzda itiraz neticesinde aslında hak sahipliğinize karar verilmesi gerekirdi. Evet. Ama bunlara rağmen siz itiraz ettiniz ve itirazdan sonra da hak sahipliğiniz reddedildi. Evet. Bu durumda sizin yapmanız gereken şey idare mahkemesine dava açmanız gerekecek. Dava açarken de hak sahibi olduğunuzu ispatlamanız gerekecek. Çünkü bunun çeşitli yöntemleri var aslında. Mesela hak sahipliğine başvurulurken sadece sizin değil eşinizin üzerine de kayıtlı ev olmaması gerekiyor. Öyle değil mi hocam? Tabii. Peki oğluna mesela? İşte orada da şu şart aranıyor. Eğer normalde de aynı evde yaşıyorlarsa olmuyor. Fakat evliyse mesela oğlu artık başka bir ev kurduysa onda sıkıntı olmayabiliyor. Bu tarz durumlar var. Ya da biliyorsunuz miras kalan yerler olabiliyor. Evet. Miras kalan yerlerde hak sahipliği başvurusunu kim yapacak? Kimler nasıl olacak? Başvuru yapan mı sadece faydalanacak? Hepsine ayrı ayrı mı ev veriliyor? Ya da işte hepsine bir tane ev verilip ortak şekilde mi kullanılıyor? Bunların hepsi var. Ayrıca şu durum da söz konusu. Mesela ortaklarda başvuru yaparken aslında AFAD'ın tebliğ yapma zorunluluğu yok. Ama siz orada babanız ya da anneniz diyelim bir başvuru yapmıştı hak sahipliğine. Evet. Hak sahipliği başvuru süreci devam ederken kişi vefat etti. Bu durumda hak sahipliği nasıl ilerleyecek? Evet. Bunların hepsi aslında çok ciddi ve karmaşık. Yani her çok olayın karmaşık, kendi hakikaten özelinde değerlendirilmesi gerekiyor. Herkesin bilmesi, öğrenmesi çok zor olabiliyor. Aynen öyle. Şimdi AFAD diyor ki bizim kanunen bu durumlarda tebliğ yapma zorunluluğumuz yok. Evet. Eğer sizin yakınınız vefat ettiyse o zaman siz gelirsiniz süresi içerisinde başvurursunuz hak sahiplik artık sizin için devam eder. Veyahut zaten deprem zamanı vefat etmiştir size miras kalmıştır o durumda ne yaparsınız? O durumda da hak sahipliğine başvuru süresi içerisinde gidip başvurusunu yapan ortaklar hak sahipliğine hak kazanmış oluyor. Ama bu şu şekilde olmuyor her birine ayrı ayrı şekilde olmuyor. Evet. Bir tane oluyor ve başvuru yapanlar arasında miras payları oranında da bölüşüm sağlanıyor. Hocam Elazığ depremi için de mi geçerliydi bu? Elazığ depreminde geçerliydi zaten. Aslında Elazığ depreminde şartlar daha sert ve daha sıkıydı. Yani evet, bu 11 ili etkileyen depremde ise şartlar biraz daha yumuşadı aslında bakarsanız. Çünkü mağdur olan kişi sayısı ve bölge sayısı çok ciddi derecede daha fazla olunca evet, dolayısıyla orada esneklik daha fazla olmuş oldu. Şimdi siz bunların hepsini takibini yapmak zorundasınız. Bir diğeri şu var. Hak sahipliği başvuruları yapıldı, geçti, bitti, itirazlar bitti, dava açmadınız. Siz henüz daha hak sahibi başvurusu yapmamışsınız. Bu süreçte hak sahipliği başvurusu yapabilir misiniz? Burada dikkat etmeniz gereken şey şu olacak. Bu alanda çalışan bir avukatla sürekli irtibat halinde olmanız gerekiyor ya da kendinizi takip etmeniz gerekiyor. Çünkü AFAD bazen belli şehirlerde yaptı bunu. Bir günlük yine hak sahipliği başvuru günleri açıyor. Yani o hakkı tanıyor size. Sizin o süreci iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Evet. Veya şöyle bir durum vardır. Mesela az önce söylediğim gibi biz yurt dışına göç veren bir şehiriz. Yurt dışındasınızdır. Sizin bunlardan hiç haberiniz olmamıştır. Ve depremden sonra da o hak sahipliği sürecinde de hiç henüz daha Elazığ'a gelmemişsinizdir veya Türkiye'ye gelmemişsinizdir. Bu durumlarda ise şöyle bir şey var. İşte zorunlu hal veya öğrenmeme durumu ortada kalktığında Türkiye'ye giriş yapar yapmaz aslında başvuru yapması gerekiyor. Veya bu durumu öğrenir öğrenmez kendisi yapamıyorsa vekili aracılığıyla bu başvuruyu yapıp sürdürmesi gerekir. Eğer bu başvurular neticesinde de sonuç alamazsanız o zaman da zaten dava açıyorsunuz. İptal davacısı açıyorsunuz. Bu şekilde süreçleri izleyerek çok ciddi hak kayıplarından kurtuluş sağlandı aslında. Şimdi hocam bir de mesela evi yıkılan diyoruz. Evet. Bir de arsada hakkı devam ediyor. Tabii. Ortaklarıyla tabii, yani aynı zamanda. Yani bu şöyle olmuyor. Onun şöyle sebepleri var aslında. Şunun yüzden karıştırılıyor Milat Bey. Evet. Şimdi sizin bir yerde eviniz ağır hasarlı oldu veya deprem anında yıkıldı evet, veya sonrasında ağır hasar konulup yıkıldı. Evet hocam. Size hak sahipliği verildiğinde
sizin oradaki evinizde bulunan arsa payınız elinizden alınmıyor. Alınmıyor, evet. O oradaki arsa payınız devam ediyor. Çünkü zaten siz hak sahipliğinde verilen evi bedavaya almıyorsunuz. Siz orada belli bir miktar para ödüyorsunuz devlete. Doğru. Sadece daha düşük bir miktar ya da daha kolaylaştırılmış bir ödeme planıyla ödüyorsunuz aslında. Evet. O yüzden bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ama şu olabilir, mesela yerinde dönüşüm yapılmıştır. Hak sahipliği değil de yerinde dönüşüm olduğunda o zaman size şöyle bir seçenek sağlanıyor. Sizin evinizin bir enkaz bedeli hesaplanır. Evet. Akabinde yeni yapılan evin bedeli hesaplanır. Arada fark varsa ve sizin enkaz bedeliniz yeni yapılan evin bedelinden yüksek çıkarsa onlar size ücret verir ki bu rastladığımız bir durum değil açıkçası. Değil, doğru. Eğer ki yeni yapılan evin bedelini sizin enkaz bedeliniz karşılamıyorsa aradaki farkı ödersiniz. Ya da siz dersiniz ki ben yeni yapılan yeri beğenmedim. Evet. Ben evimin bedelini alıp gidip başka bir yerde başka bir ev almak istiyorum. İşte o zaman sizin hesaplanan enkaz bedeli olan ev bedeliniz hesaplanır, size ödenir. Sizin artık orayla işiniz biter. Siz gider başka bir yerde kendinize ev alırsınız. İşte o durumda arsada arsa paylığınız, paydaşlarınız devam etmiyor. Etmiyor değil mi? Orada bitiyor. Çünkü siz orada artık belli bir bedel karşılığı oradan çıkıyorsunuz. Çıkmış oluyorsunuz. Evet, doğru. Aynen öyle. Evet hocam, nasıl güzel yapabiliyor muyum? Bence gayet iyi gidiyorsunuz. Değil mi? Aynen. Vallahi. Böyle şeyler hep Ramazan'da yapın. Niye hocam? Sevmiyor musun? Sitem ettim, seviyorum. Ha? Kinaye yaptı. Kinaye. Evet, anladım. Hocam Ramazan'dan sonra da yaparız. Niye canını sıkıyorsun sen? Tamam, bunu bir söz olarak alalım tamam. O zaman. İzleyicilerimiz de şahit. Tamam. Anlaştık, duydunuz. Ama işte yapabilmek için tekrar iyi yapıyor olmam lazım bunu. Yaparsınız. Ben güveniyorum size. Vallahi, ben de kendime bir... Bu işi iyi kavradınız, iyi ilerletiyorsunuz. İyi yapıyoruz herhalde. Bilmiyorum. Evet. Evet. Bu konuda iyisiniz gerçekten. Evet, şöyle bir peçete alayım da. Evet, şöyle elim bulanıyor ya Yumurtay hocam. Evet, onlar kızlara dursun. Şöyle hemen bir tane daha aralara sıkıştırayım. İyi. Önce daha pratik ilerlemiş olursunuz. Evet. Evet. Şöyle. Şimdi hocam. Diyelim ki haksızlığa uğradığını düşünen bir vatandaş. Evet. Avukatla yola çıkacak, eyvallah. Aşamaları nedir? Yani bazen şeylerden geri kalıyor. Mesela kura çekimleri yapılıyor. Evet. Hakkını alamadığı için o kuralardan geri kalıyor. Bunu da şey yapabilir mi? İşte bunlarda mutlaka bir avukatla görüşmesi gerekiyor Milat Bey. Çünkü kesinlikle. Şu var, başvuru sürecini neden kaçırdığı, o gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı, tekrar başvuru yapıp yapamayacağı, şartlarını sağlamış sağlamadığını aslında olayın kendi içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Aslında hak sahipliği iddialarının şöyle de bir özelliği var. Gerçi Elazığ İdare Mahkemesi'nin yaptığı bir itiraz neticesinde Anayasa Mahkemesi kaldırdı bunu artık. Hani hak sizin evinize direkt olarak... hasar tespiti yapıldığında da siz artık buna karşı dava açabileceksiniz. Ama biz zaten o süreçleri geçirdiğimiz için bu süreçte bizim için çok da pek faydası olan bir karar değil. Artık yeni yapılacak tespitlerde ağır hasar tespit edilirse onlar da fayda sağlayacaktır. Evet. Mesela hak sahipliğinin reddedilmesinde şöyle de bir şey var. Biliyorsunuz biz daha önceki programımızda da şöyle anlatmıştık vatandaşlara. Vatandaşlar demişti ki bizim evimiz demişti aslında normalde ağır hasarlı. Ama evet. İşte hasarsız verdiler ya da az hasar verdiler. Biz evet. Ne yapabiliriz? Biz o zaman demiştik ki buna itiraz edin. Eğer olmazsa hak sahipliğine başvuru yapacaksınız. Bu reddedilecek. Bununla birlikte dava açacağız demiştik. Evet. Ya da yine aynı şekilde bizim evimiz aslında hasarsız ama ağır hasar verildi. Yıkım kararı verildi. Bizim bunu durdurmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor şeklinde davalar vardı. Şimdi evet. Bu tarz durumlarda da artık hak sahipliği başvuruları reddedildiğinde buna karşı yapılması gereken bununla birlikte siz dava açacaksınız ve orada evinde hasar durumunun tespitini talep ediyorsunuz. Mahkeme tabii ki bilirkişi heyetiyle birlikte bir tespit yapılıyor. Eğer orada eviniz gerçekten ağır hasarlıysa ağır hasarlı kalmaya devam eder ve orada hak sahipliği size verilmesi sağlanır. Eğer ki eviniz normalde ağır hasar konulmuştur ancak ağır hasarlı değil, az hasarlı veya hasarsızsa bu durum artık tespit edilmiştir. Dolayısıyla ağır hasarlı evlere uygulanan yöntemler sizin evinize veya iş yerinize uygulanamayacak. Uygulanmayacak değil mi hocam? Evet. Evet böyle.
O sebeple de aslında bu red kararlarının bu yönde bir faydası olmuştu. Evet hocam, şöyle müsaadenle şey almam lazım. Önceden hazırlamadığım için şimdi sıkıntı olacak. Şimdi hocam dediğim gibi bunlar biraz hızlı gelişmesi, yürümesi gereken işlemler tabii. Değil mi? Hı hı, evet. O yüzden hocamın da söylediği gibi avukatla yola çıkmanız kesinlikle çok elzem değerli izleyenler. Yani bir hukukçuyla yola çıkmanız çok önemli. Ya şöyle bir şey yaşanıyor Milat Bey bu tarz durumlarda. Eğer... Buraya biraz şeyim, kusura bakma. Yok, hiç sıkıntı değil. Şu yönüyle çok iyi aslında. Ne? Bir avukatla çalışmanın. Yani siz bunun takibini yapmak zorunda değilsiniz. Hele de farklı bir ilde veya farklı bir ülkede yaşıyorsanız. Doğru. Çünkü çok ciddi teknik konular oluyor. Sizin belki sürekli AFAD'a gidip gelmeniz gerekiyor. Tebligatlarda sıkıntı oluyor. Çünkü mesela biliyorsunuz bunların askı süreci nasıl geçiyor? Muhtarlıklara atılıyor. Evet. Ya da internet üzerinden yayınlanıyor. Mesela Yargıtay'ın yerleşik kararına göre ise kanunen tebliğ yapılır diyor. Bunlar tebliğ sayılmaz diyor Yargıtay. Dolayısıyla evet, siz aslında vatandaşlar arasında bir tane ya da iki tane örneğe bakarak hak sahibi olabileceğiz düşünebilirsiniz. Ama aslında Yargıtay kararlarına baktığınızda, yargı yoluna başvurduğunuzda bunun böyle olmadığını, aslında hakkınızın hala devam ettiğini görüyorsunuz. Görüyorsunuz ya da fark edebiliyorsunuz bu tarz durumlarda. Doğru, doğru. Bu konuda işte... Bilen bir kişiyle yola çıkmak çok önemli. Evet. O yüzden hukukçu hem prosedürü iyi takip edecektir. Aynen öyle. Hem de, değil mi hocam? Ya bir de şu da var mesela Milat Bey. Biz aynı şeyleri bu DASK'larda da yaşadık aslında. Evet, doğru. Şimdi bunlarda bunların bir türevi olduğu için mesela evi zarar görmüş oluyor. Ya da evi ağır hasarlı, DASK'ı var. DASK'tan eksik ödeme yapılmış. Evet. Poliçe değeri üzerinden ödenmemiş. Ya da işte biliyorsunuz mesela yine aynı şey yaşandı. Yılın belli dönemlerinde yaşanan enflasyon sebebiyle siz birkaç ay önce yapmış olsanız dahi DASK'ınızı, birkaç ay sonra poliçe limitlerine güncelleme geliyor. Evet. Sizin bunu yaptırıp yaptırmadığınız, yapılan ödemelerin tam olup olmadığı, bu konularda da gerçekten ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani biz şöyle örnekler görüyoruz mesela. Aynı bina içerisinde bir apartmanda bazı binalara ağır hasar tespiti yapmış DASK. Bazılarına hasarsız tespiti yapmış. Evet. Yani bir apartmanda bir binanın, bir dairenin hasarlıyken diğerinin hasarsız olması imkansız. Hocam yani... bu konuda Sait Başkanı, Meclis Başkanı Harun Bey geçen gün konuğumuz oldu. Evet. Bu DASK konusunda çok onlar da faal çalıştılar biliyorsunuz. Evet. Bayağı bu hani şeylerden dolayı güncellemeler yapılıyor ya fiyatlarda. Evet. Onun artık etkilenmeyeceğini. Evet, tam ben de onu söyleyecektim evet, işte. Evet, yani o konuda da... Şimdi artık Yargıtay kararı çıktı. Bir dönem şu vardı. Bunlara biz zeyil diyorduk, zeylinamelerin. Evet, zeylinameler. Yenileniyormuş. Aynen, depremden sonra yaptığımızda artık geçersiz sayılıyordu. Ama artık bu ayrım ortadan kalkmış oldu. Sizin bununla ilgilenmenizi gerektirecek bir durum kalmamış oldu. Güncel evet. Poliçe limit değeri resmi gazetede nasıl belirlendiyse size yapılacak ödeme de bu şekilde olması gerekiyor. Değil mi? Karara bağlandı artık. Yani aslında bu vatandaşların faydasına bir durumda olmuş oldu. En azından artık sıkıntılı bir süreç yaşanmamış olacak. Evet. O yönden de eğer kendilerine eksik ödeme yapıldığını düşünenler veya DASK'tan ödeme alamayanlar veya başvuru yapıp da başvurularına cevap gelmeyenler varsa da bunun mutlaka takibini yapmak zorundalar. Doğru. Ya da süreç içerisinde DASK ilk olarak az hasarlı tespiti yapıldığı için az hasar ödemiştir. Ancak sonrasında itirazlar neticesinde veya açılan davalar neticesinde buranın ağır hasarlı olduğu öğrenildiyse de o zaman kalan bedelin tekrar istenmesi gerekiyor. Şimdi hocam bir de mesela bunu yaşadığımız için söylemeye gerek istiyorum. Adam yurt dışında ya da şehir dışında. Evet. Aynı eve ortak. Evet. Tabii baktığımda devletine, kardeşleriyle ya da ortaklarıyla arası da yok. Bilgi de alamıyor. Hak sahibine başvuramamış. Hasarsız gözüküyor ya da az hasarlı gözüküyor binası. Onlar bir şekilde... Çevirdiler ağır hasarla. Bir sefer baktı adam.
artık ümidini kesti. Hı hı. Ama tekrar ağır hasara geçti. İşte orada o yüzden çok önemli Milat Bey. İşte evet. Yargıtay orada diyor ki bu ilanlar diyor aslında diyor bunlar tebliğ niteliği taşımaz. Yani sizin bunları vatandaşa birebir tebliğ etmeniz gerekiyor. Tebliğ etmeler lazım işte. Aynen. Orada evet. Ancak bizde ise ne? Askıda muhtarlıklara asılıyor. Veyahut internet üzerinden yayınlanıyor. Aynen öyle. Kararlarına göre bu görmeyebilir hocam, yurt dışında olabilir. Aynen. Gelemeyebilir. Yani bilemez, takibini yapamaz. Buradaki gibi sürekli basın aracılığıyla haberdar olamaz. O çok tarz doğru. Durumlarda zaten onda da şunun yapılması gerekiyor. Türkiye'ye girer girmez kısa süre içerisinde bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Evet. Veya haberdar olunur olunmaz kendisi gelemiyorsa vekili aracılığıyla yapması gerekiyor. Çok yani doğru. Bu şekilde çok ciddi hak sahipliklerinin kazanıldığına tanık olduk biz açıkçası. Oldunuz değil mi hocam? Evet. İşte o yüzden bu konuları iyi irdelemeniz, hakkınızın yenmemesi için bu konuda temkinli olmanız gerekiyor. Onun yüzden avukatlarla yola çıkmanız gerekiyor. Değerli izleyenler, ben hep söylüyorum burada. Gerçekten hocam çok önemli ya. Kesinlikle herkes öyle. Bilmeyebiliyor. Ya Milat Bey, ben bunu açıkçası vatandaşların hepsine söylüyorum. Yani gelen müvekkillerime de söylüyorum. Bakın ben avukatım. Evet. Benim de avukatlarım var. Benim olması de lazım başkasında. Ya. Yani şöyle de bir durum var. Mesela kendi uzmanlık alanım değilse ya da kendi iş yoğunluğum sebebiyle odaklanamadığım bir alan varsa bunu o alanda uzman bir meslektaşımla çalışarak halletmeyi daha uygun buluyorum açıkçası. Bence de. Çünkü şöyle bir durum var. Tek başınıza bir şey yetişemeyebilirsiniz. Bir de kişi kendi, bakın bunu bir hukukçu olarak söylüyorum, kendi sorununu objektif olarak değerlendiremeyebilir. Kaldı ki hukuki bilgiye sahip olmamayı hiç saymıyorum bile. Yani bu tarz durumlarda aslında başta yapılacak küçük harcamalar ileride aslında sizi çok daha ciddi maddi sıkıntılardan kurtarır. Kurtarır, doğru. Doğru. Evet, bitirdik bu işi. Şöyle şimdi mesela şunlar da yaşandı deprem dönemi. Biliyorsunuz bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Aslında kanunen sizin Mersin adresiniz yani ikametgah adresinizi bildirmek zorunluluğunuz var. Evet. Eğer değiştiriyorsanız bunu güncellemek zorundasınız da. Ama biliyorsunuz yapılmıyor. Mesela kiracı gidiyor, faturaları bile üstüne almıyor hala. İşte evet, orada evet, evet. Şey olmuyor. Mesela bu yardımlar yapılıyor. Yardımı kim alıyor? Ev sahibi diyor ki bana ver, kiracı diyor ki bana yapıldı. Kimin hakkı? Değil aslında mi? Kim oturuyorsa onun hakkı. Doğru. Aynen. Şimdi ya da işte mesela taşınma ücreti ya da şunlar. Şimdi orada da kiracı diyor ki ben kiracıydım orada taşınacağım. Ya da ev sahibi diyor ki bu benim evim işte bunu almam gerekiyor. Ama ikametgahım orada değil. Şimdi siz ikametgahınızı almadığınız bir yerde ikametgah şartıyla hareket edildiğinde çok ciddi sıkıntılar oluşuyor. Bir de şöyle bir sorun var. Buyur. Biz bununla da çok sık denk geliyoruz aslında. Aynı evde akrabalar yaşıyor. Mesela evet. Babaannesiyle, dedesiyle yaşıyor. Ya da işte ailesiyle birlikte yaşıyor çocuk. Hepsinin ikametgahı orada. Biri gidiyor taşınma yardımına veya bu kira yardımına başvuru yapıyor. Her ikametgah bir tane yardım veriliyor. Yani o ikametgahta oturan bir kişi başvuru yaptığında artık orada başka birileri başvuru yapıldığında o adrese bir tane yardım yapıldığı için bir daha yapılmıyor. Evet. Şimdi düşünün siz evinizde oturuyorsunuz. Çocuğunuz veya torununuz bir anda gidiyor. İkametgah orada olduğu için AFAD'a başvuru yapıyor. Ve kira yardımını o alıyor. Siz bu durumda ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? İşte bu durumda AFAD'a gideceksiniz. Önce durumu bildireceksiniz. Diyeceksiniz evet. ki artık buraya ödeme yapılmasın. Ama muhtemelen AFAD o kişiye tekrar ödeme yapmaya devam edecek. Evet. Siz o zaman bu durumda o kira yardımlarının faiziyle birlikte geri iadesi için ve artık ona yapılmaması için o kişiye karşı ya dava açacaksınız ya da icra takibi başlatacaksınız. Değil mi? Yani ödenen kira bedellerini geri alabilmek için. Yani bunlar da çok ciddi sıkıntılar. Akrabalar arasında yaşanan i̇şte ciddi hocam, sıkıntılar. İşte hocam tek başına yapacağı bir iş mi? Kişinin? Değil. Yani değil. Bunu kendi başına yapması çok zor açıkçası. Çok zor. Bunu fark yani etmesi bile zor. Bir diğeri çünkü baktığınızda aslında usule uygun. Bakın burada. Evet. Onun da ikametgahı var. Ve gitmiş ikametgahına göre kira yardımına başvurmuş. Kanunda demiyor ki kira yardımını alan kişi aynı ikametgahta bulunan diğer fertlerle bunu paylaşmak zorunda. Ne diyor kanun? Diye bir kanun yok. Kanun ne? Sadece diyor ki ikametgah sahibi kimse eğer orada ikametgah sahibi kişilerden birinin başvurusu üzerine kira yardımı yapılır deniyor. Yapılabilir. Evet. Evet. Yani dolayısıyla sizin burada asıl oturan kişinin siz olduğunuzu, oranın sizin kullanımınızda olduğunu ispatlamanız gerekiyor açıkçası. Eyvallah. Bunları yapmanız da açıkçası hukuki bilgi gerektiren, daha teknik bilgiler gerektiren durumlar olduğu için sizin burada mutlaka bir avukatla çalışmanız zaten gerekli. Bir diğeri şöyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Biliyorsunuz mesela kiracı oraya ikametgahını almamış hala ev sahibininki
devam ediyor. Kira evet. yardımını kim alıyor? Ev sahibi alıyor. Kiracı bu durumda ne yapacak? Yine aynı yolu izlemek zorunda kalacak. Bunların hepsi aslında sıkıntılı süreçler ve aslında baktığımızda da şöyle bir sıkıntı daha yaşıyoruz hak sahipliklerinde. Ortaklı olarak hak sahipliği şöyle oluyor aslında. Hak sahipliği çıkmış oluyor kişiye. Kişi o ara vefat etti. Hak sahipliği çıktıktan sonra. Ev evet, bitti. Hocam. Düşünün mesela. Ya da mükemmel. Canım çekti. Konuşmakta zorlanıyorum. Artık ev bitti. Evin teslimi yapılacak. Ya da iş yerinin evet. teslimi yapılacak. Ama o ara hak sahibi olan kişi vefat etti ve mirasçıları kaldı. Şimdi mirasçılarından AFAD veya Çevre Şehircilik şu şekilde yapıyor. Diyor ki mirasçıların hepsi ya gelip ortak teslim alacak. Ya da ortak olarak biz burayı teslim almak istemiyoruz, bedelini almak istiyoruz şeklinde beyanda bulunacak duruma göre. Şimdi ortaklardan diğerlerin hepsi hemfikir bunda. Diyorlar ki biz alalım, ödemeyi biz yapacağız. Ama ortaklardan biri buna karşı çıkıyor. Ve siz burada izale-i şuyu davası da açamıyorsunuz. Çünkü henüz daha buranın bir tapusu yok. Henüz daha bir ödemesi yapılmamış. Evet. Yani siz burada diyorsunuz ki bana verin. Bakın bu da çok ciddi bir boşluk ve bu alanda da mecburen dava açmak zorunda kalıyorsunuz idareye. Şimdi hocam bakalım. Bu konuda izleyenlerimiz ne gibi soruları var? Hı hı. Bayağı bir sorumuz var hocam. Hemen. Bizim Malatya yolunda bir evimiz vardı demiş. Depremde ağır hasar aldı. Hı hı. Hak sahipliğimiz sonucu TOKİ'den ev çıkmış. Biz bunları haberdar olmadığımız için ev iptal olmuş. Dava açtık, tekrar hak sahibi sahipliği kazandık ama hala bu son kurallara sokulmadık. Ne yapmalıyız demiş. Şimdi burada aslında şöyle bir şey, izleyicimizden almamız gereken bazı daha teknik bilgiler var. Şimdi evet. hangi aşamada başvuru yapmamış? Yani hak sahipliği çıktıktan sonra gidip gerekli başvuruları mı yapmamış? Yoksa ondan sonraki başkaca başvuruları mı yapmamış? Yani başvuru yapmadığı aşamaya göre o işlemler farklılık gösteriyor. Şimdi şöyle diyelim hocam. Sizin bizden, bizim sekreterliğimizden Kanal Fırat ararsanız hocamın telefonuna ulaşabilirsiniz. Hı hı. Ya da hocam adres neydi tam olarak bir söyleyin. Sizin adresi. Ben onu maalesef reklam yasağı sebebiyle söyleyemiyorum ama izleyicilerimiz. Bizden öğrenebilirsiniz. Aynen. Yani kanalımızdan öğrenebilirsiniz. Bize de ulaşabilirsiniz. Hocama ulaştığınızda bu konuda bilgileri isteyecektir sizden. Bilgileri verdiğinizde size yol gösterecektir. Hatta sizin bu işlemlerinize de ilgilenecektir diyeyim. Evet. Değerli kıymetli Gakkom, selam ve saygılar ve iyi programlar dilerim. Değerli avukat kardeşime de selamlar. Aleyküm torunum selam. Sare İlayda selam söylüyor. Aygün Akgül. Torunun Sare'ye buradan yanaklarından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum abi. Değerli başkanım, İlayda'ya da selamlarımı, Sare İlayda, selamlarımı gönderiyorum. Evet efendim hemen. Şimdi Gökçe Hanım'a gelmiş. Evet. Fatih Hocam demiş, bizim binamızda yıkıldı demiş. Şimdi kat sahiplerinin bir kısmı evin arsasında TOKİ hakkı istiyor. Hı hı. Diğerleri ise arsa hakkımızı alalım diyorlar. Hı hı. Bu durumda nasıl bir yol izlenir demiş hocam. Şimdi burada ne demek şöyle. Seni ben anladım, bizde de söz konusu. Evet. Şimdi yerinde yaptırma olayı var ya. Evet, yerinde yaptırma olayı kimse TOKİ'ye başvuruyor. Hı hı. Evet. Şimdi orada şöyle bir şey var aslında. Kat mülkiyeti kanunu gereği belli bir sayı oranını sağlamaları gerekiyor aslında. Evet. Eğer o şartlarda olsa, bir de şimdi şöyle bir şey var. Bu bazen inisiyatife bırakılmaya da biliyor. Yerinde dönüşüm şeklinde değişiklik gösterecek deniyorsa yerinde dönüşüm şeklinde oluyor. Evet. Ama hak sahipliğine bu sizin başvuru yapmanıza engel olmuyor zaten. O şekilde de yapabiliyorsunuz. Bir diğerinde şu var, orada kat malik sayısının belirlenmesi lazım ve onun bir yeter sayısına ulaşıp ulaşılmadığı bilgisi de bize gerekli. Evet, ancak ona göre net olarak bir şeyler söyleyebiliriz kendisine. Doğru. Şimdi hocam çorbayı da koyayım. Tabii. Müsaadenle. Hemen şöyle bir servisimizi gösterelim. Sonra rahatız. Hatta evet. pişti ya iftar menümüz hocam. Gerçekten yetişti. Hatta çok erken yetişti. Diyorsun. Evet. Eyvallah. Allah şöyle. Evet. Tarhanamız. Programa gelince sevabımız çoğalıyor. Kesinlikle. Hemen bir başka mesaj okuyacağım. Şöyle. Kadın budu köftemiz ve çorbamız hazır. Evet. Hocam demiş. Yıkılmış bir binanın arsasında hakkımız var. Hı hı. Bu hakkı nasıl alacağız? Prosedür nasıl işler demiş. Yani anlattınız ama. Evet.
Ama aslında şöyle bir şey var. Yani hakkı olan şey şu mu? Zaten normalde kendisi tapu sahibiydi. Ağır hasar konulduğu için veya yıkıldığı için yıkıldı da arsa payı mı devam ediyor? Yoksa kendisi mirasçı konumunda mı? Şimdi orada şöyle bir şey var. Zaten sizin ekstra almanıza gerek yok. Çünkü tapu direkt olarak zaten yıkım gerçekleştiğinde sizin tapuda orada her dairenin bir arsa payı miktarı da mevcuttur tapu bilgilerinizde. Sizin o tapu bilginiz zaten devam ediyor. Sizin onun için ekstra bir işlem yapmanıza aslında gerek kalmıyor. Ama eğer size miras olarak kaldıysa bu intikalini yapacaksınız. O zaman da miras payınız ne kadarsa o sizin payınız olarak tapuya geçmiş oluyor. Fadil Hocam demiş bizim binamız yıkıldı. Şimdi kat sahiplerinin bir kısmı evin arsasında bunu okuduk değil mi? Evet. Özür dilerim ya. Tekrar yapmış. Evet. Hayırlı yayınlar Fadil Hocam. Benim birden fazla iş yerim ve evim var demiş. Hı hı. Bunların hepsi için hak sahipliğine başvurabiliyor muyum demiş. Şimdi orada evet çok güzel bir şey. Aslında ben bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hukuki kanaatim bu. Bence çünkü de. Netice itibariyle sizin birden fazla mülkiyetiniz var. Evet. Eğer bu... Hocam Malatya'da biliyorsun 60 tane dairesi var adamın. Evet. Bu yeni yapılma yeri ne diyorlar oraya? Bostanbaşı mı? Bostanbaşı'nda. Zaten genelde öyle oluyor. 60 dairesini almış ve adam kendi üzerinde. Evet. 60 dairesi gitti bir tane TOKİ daire veriyor. Evet işte burada da yani şöyle oluyor. Yani çok büyük haksızlık bence de bu. Burada da hak sahipliği verilirken şu öncelik yapılıyor. Depremzede konutsuz kalmış veya iş yeri olmadan kalmış. Dolayısıyla biz buna yaşamını idame ettirecek şekilde bir tane kolaylık sağlayalım. Geriye kalanlardaki hak kaybını da işte DASK ve konut veya iş yeri sigortası aracılığıyla sağlayıp hani oradaki zararını temin etsin algısı ve uygulaması var aslında şu anda uygulamada. Ama eğer izleyicimizin zaten TOKİ'den iş yeri ve ev alabilmesi için üzerine olan gayrimenkullerin hepsinin ağır hasarlı veya orta hasarlı olması gerekiyor. Diğerlerinin de eğer biri bile sağlamsa ve mesela Elazığ merkez sınırları içerisindeyse yine hak sahipliği alamayacak. Ama şöyle bir şey var mesela bunu söyleyelim bu soru vesilesiyle. Evet hocam. Mesela diyelim ki sizin nasıl olsa Elazığ merkezde bir eviniz var. Ama aynı zamanda Sivrice'de de var bir tane eviniz. Diyelim Sivrice'deki zarar görmedi ama Elazığ merkezdeki zarar gördü. Evet. Sizin Elazığ merkezi Yargıtay'ın bu Van depremi döneminde de Elazığ depremi döneminde de daha doğrusu Danıştay'ın bu yöndeki kararları çok nettir. Şu şekilde aslında diyor ki o mali sınırlar içerisinde kendisinin bir iş yerinin veya evinin olması gerekiyor. Yani Elazığ merkez için değerlendirmesi gerekiyor. Yani sizin Elazığ içerisinde bir ilçede veya köyde bir evinizin olması sizin merkezde alabileceğiniz bir hak sahipliğine engel değil. Ama hepsi eğer merkezde ise ve bunlar arasında hasarsız olanlar varsa artık alamıyorsunuz. İşte bu konuda bilgimiz yok. Bakın. Yani aslında ben şunu yasalar da çok farklı. Vatandaşlara öneriyorum. Şimdi bu kararların hepsi de şu şekilde çıkıyor Milat Bey. Mesela ben orijinal bir karardan bahsedeyim. Bu Van depremi zamanında verilen bir karardı. Şahsın şöyle aynı ilde değil, Van'da bile değil, Marmaris'te ya da Manisa'da bir yazlığı var. Evet. Ve bu kişiye o sebeple mesela Van depremi döneminde Van'da hak sahipliği verilmiyor. Evet. Danıştay da buna çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bu insanın diyor bir aynı şehirde bir evi kalmamış artık diyor. İkincisi diyor biri yazlık sebeple kullanılan biri ise kışlık sebeple kullanılan bir ev. Ve bunun kullanım amacı ve kullanım şekli farklılık göstermektedir. Farklılık. Dolayısıyla siz bu kişiye hak sahipliği vermek zorundasınız. Çok doğru. Ama bakın bu vatandaş eğer deseydi ki ya tamam işte yapacak bir şey yok. Neticede benim bir tane sağlam evim var. Marmaris'te de olsa Manisa'da da olsa ben onu satıp gelip Van'da ev alabilirim deseydi eğer ve hukuki yolda başvurmasaydı böyle bir karar çıkmayacaktı. Yani ben bu tarz durumlarda da aslında vatandaşların bu riski göze alarak aslında dava açabileceklerini düşünüyorum. Bence de hocam. Yani, ve bu davaların... Şimdi her şeyi AFAD'dan öğreniyoruz sanki adliyeymiş gibi. Evet. Ya da şehir şehircilikten. Ama AFAD bakanlıktan gelen talimatı uyguluyor. Ama bakın şunu samimiyetimle söylüyorum değerli izleyenler. Kazın ayağı öyle değil. Evet. Hukuk farklı şeyler söylüyor. Yasalar farklı şeyler söylüyor. AFAD bazen kafasına göre kendi yasalarını oluşturuyor. Aynen öyle. Ve ona o yüzden ya hukuktan zaten... şaşmayalım. Avukatlarımız buna çok vakıflar. Bunu da... Şimdi zaten şöyle bir şey de var. Yani idari hukukunun mantalitesi zaten sizi yani vatandaşımızın anlayabilmesi için söylüyorum. Diyor ki bana devlete dava aç diyor. Devlet diyor ki ben diyor eğer benim kurumum diyor sana hakkın olan bir şeyi vermiyorsa veya vermediğini düşünüyorsan sen bana karşı dava aç
benim mahkemelerim bunu incelesin. Eğer bir eksiklik varsa biz sana hakkını verelim diyor. Yani dolayısıyla mesela aslında maliyeti ve zararı düşündüğünüzde eğer kazanılma durumu söz konusu olursa kazancın yanında hiçbir şey kalacak bir miktar. Yani bugün şartlarıyla karara çıksa muhtemel itibariyle mesela bu vatandaşımızın başvuru yaptığını düşün. Kendilerini hibe gibi zannedip korkuyorlar. İşte, bunu evet. Da ya vermezlerse diye. Bu çok yanlış bir yanlış algı. Biz bunu yasa var çünkü. Tazminat davalarında da yaşıyoruz ama bu onunla birbirinden çok farklı çok şeyler. Dolayısıyla... Hocam bir mesaj daha var, zamanımız kalmadı. Şunu da okuyup hemen bitiriyorum. Tabii ki. Hayırlı programlar dilerim. Sevgili abim hayırlı Ramazanlar olsun. Fadil Hanım'a sevgiler selamlar sunuyorum. Tabii, programınızı güzel. Zevkle izliyorum demiş. Fethi Ahmet bitmez bize ulaşmış. Çok teşekkür ediyorum Fethi Ahmet kardeşim. Sağ olun. Milat abim evimiz iskansız DASK yaptırabilir miyiz? Teşekkür ederim demiş. Evet, İSKAN olmayıcı yanlış hatırlamamakla birlikte DASK yapamıyor diye biliyorum tabii ben. İSKAN istiyor. Çünkü zaten İSKAN olmadıkça aslında o eviniz hala bir varlık göstermemiş oluyor. Doğru. Dolayısıyla sizin onu alıp o şekilde DASK yaptırmanız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten bugün böyle ummalı bir çalışma içerisindeydim. Hem çorbamız hem tarhana da vallahi. Evet. Böyle buram buram da kokuyor. Neyse az kaldı. Kadın bunu köftemiz de çok güzel gözüküyor. Fadil Hocama da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kahramızı çekti. Kokular içerisinde. Estağfurullah. Hukuk anlattı bize. Birazcık zorlansam da başardık. Eyvallah. Efendim bugünlük de bizden bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın cuma. Hayırlı cumalar da diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.